Sevgili gençler merhaba. Ben Güner öğretmen. Bugün rehberlik dersimizde sizlere ergenlik döneminde değişim konusunu anlatacağım. Ergenliğin tanımı. Ergenlik çocukluk ile yetişkinlik arasında kalan bir ara dönemdir. Buluğ, önergenlik, ergenliğin başlarındaki gelişme dönemidir. Ergenlik bedenin büyümesinin sona ermesiyle biter. Ergenlik her çocukta ayrı yaşlarda başlar. Kimimiz daha erken ergenliğe girerken, kimimiz daha geç ergenliğe girebiliriz. İnsan vücudunda adeta bir iç saat vardır ve gerekli olgunluk düzeyine geldiğinde bazı değişiklikleri başlatmak için alarm vermektedir. Ve sizler için de ergenlik süreci başlamaktadır. Ülkemizde ergenlik dönemi ortalama olarak erkeklerde 12-14 yaşları, kızlarda 10-12 yaşları arasında başlar. Bundan dolayı bedenimiz kız ve erkeklerde farklı tepkiler vermektedir. Büyüme tüm bedende değişik hızlarda gerçekleşir. Bu dönemlerde öncelikli olarak eller ve ayaklar büyür. Daha sonra yüzde, burun ve çene büyür. Omuzlarımız genişler. Büyüme özellikle 11-16 yaşları arasında oldukça hızlıdır. Daha sonra yavaşlar ve büyüme 18-21 yaşlarına kadar sürebilir. Bu dönemde ayrıca bedenimizin hızlıca büyümesinin neticesinde sizlerde enerji ihtiyacı ortaya çıkacaktır. Yani bu dönemde ergende iştah artışı görülür. Fiziksel değişim enerji ihtiyacını artırmıştır. Ergenlerin sakarlığının başlıca nedenleri. Aslında bu dönemlerde yapılan sakarlıklar normaldir arkadaşlar. Çünkü bedenimiz çok hızlı bir şekilde büyümeye ve gelişmeye başlamıştır. Bundan dolayı büyüme ve gelişme kaslarımızın uygun bir şekilde çalışmasını aksatmaktadır. Kas ve kemikler aynı hızda ve zamanda gelişmediğinden bedenin kontrol edilmesi güçleşir, büyümedeki çabukluk vücut duruşuna etki eder, boyun uzaması sonucu ergenin kambur bir duruşu ortaya çıkabilir. Ergenlik döneminde fiziksel değişimler. Arkadaşlar, bu dönemdeki değişiklikler kız ve erkeklerde ayrı ayrı incelenir. Çünkü gelişim az önce de bahsettiğimiz gibi kız ve erkeklerde farklıdır. Yüzdeki sivilcelerin artması, derideki yağ bezlerin fazla çalışması sonucu salgılanan yağlar bez kanallarını tıkar ve yüzde siyah noktalar oluşturur. Yağ birikimi de ergenlik sivilcelerini meydana getirir. Yüzdeki sivilcelerin artması ergenliğin en belirgin özelliğidir. Sesin kalınlaşması, vücutta tüylenme. Bu dönemde seslerimiz kalınlaşmaya başlar. Çünkü gırtlak ve ses telleri büyür. Ses tonumuzu ayarlamakta güçlük çekebiliriz. Önce ses çatallaşır, daha sonra ses telleri gelişmesini tamamlar. Ses tonu da olgunlaşır. Ergenlik döneminin değişikliklerinden biri de hipofiz bezinin salgılarıyla başlayan koltuk altı ve bedenimizin bazı bölgelerindeki tüylenmedir. Ergenin beden değişimine tepkileri. Bedenin nasıl göründüğü ergen için çok önemlidir. Ergenlik döneminde fiziksel görünümle ilgili hassasiyet çok yüksektir arkadaşlar. Ayna karşısında geçirilen zaman bu dönemde biraz fazladır ve dış görünüm ergen için çok önemlidir. Unutmayın, bu dönemde dikkat etmeniz gereken bir husustan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlarının dış görünüşleriyle alay eden ergenlerin aslında kendi fiziksel kusurlarına çok duyarlı olduğu ve bu durumu kapatmak için
bu davranışları sergilediği görülmektedir. Unutmayın, fiziki görünümünüzle ilgili siz ne kadar hassassanız, arkadaşlarınız da bir o kadar hassastır. Dış görünüşünüzle ilgili espri yapılmasından rahatsız oluyorsanız, siz de arkadaşlarımıza bu tarz espri ve şakalar yapmayın. Bu sizin için ne kadar kırıcı ise diğerleri için de o kadar kırıcıdır. Sosyal duygusal gelişim. Bu dönem kimlik arayışının yoğun bir şekilde yaşandığı dönemdir. Bir gruba dahil olma ve arkadaşlık ilişkileri çok önemlidir. Duygular çok üst düzeyde yaşanmaya başlanır. Dengeli ve uyumlu ilkokul çocuğu gider, yerine oldukça tedirgin, güç beğenen ve çabuk tepki gösteren bir genç gelir. Duygular hızla iniş çıkış gösterir. Genç bir an önce büyümek için sabırsızlanır. Ancak çocuksu davranışlardan da sıyrılamaz. Evet, benim duygularım normal mi? Ergenlik dönemi yoğun çelişki ve zıt duyguların yaşandığı bir dönemdir. Bir an kendimizi çok keyifli hissederken bir dakika sonra çok sıkkın ve kendimizi mutsuz hissedebiliriz. Bu zıt duygular bu dönemde gayet normaldir. Kişiye özel kalması gereken durumlara ihtiyaç duyulur. Yeni şeyler deneme merakında artış olabilir. Arkadaşlarına yönelme, arkadaşlarıyla daha çok vakit geçirme ve bir gruba dahil olma isteği artar. Fark edilme ve takdir edilme isteğinde artış olur. Kurallara karşı tepki düzeyi artabilir arkadaşlar. Ergenin ailesiyle ilişkilerine değinelim. Ergenler kendilerini anne ve babalarıyla ilgili çelişkili, yani birbirine zıt duygular yaşarken bulabilirler. Bu şikayetler tanıdık geldi mi? Birazdan sizlere ergenlik döneminde hepimizin başından geçen ve şu anda sizlerin yaşamış olabileceğiniz şikayetlerden bahsedeceğim. Her şeye karışıyorsunuz. Beni hiç anlamıyorsunuz. Hem büyüdün artık diyerek sorumluluklarımı yerine getirmemi istiyorsunuz. Hem de bir şey yapmak istediğimde daha küçüksün diyorsunuz. Herkes bu dönemde anlaşılmadığından şikayet eder. Ama bu durum geçicidir. Sizin anne ve babanız da zamanında böyle şikayetlerde bulundu. Genç ve çocukluk arasındaki bu belirsiz dönemde anne ve babanızın da size nasıl davranacağına karar verememesi çok normal. Bu durum onlar için de zor, zamanla sizin hareketleriniz de olgunlaşacak. Aileniz de sizin büyüdüğünüzü kabul edecek ve bu şikayetleriniz bitecek. Unutmayın, zaman geçtikçe aileniz de size nasıl davranılması gerektiğini keşfedecek. Arkadaşlar, beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.